Allah'a hamdolsun ki bu coğrafyada Türkiye, AK Parti iktidarı ve siz AK Parti kadroları sayesinde bir istikrar adası olarak parmakla gösteriliyor. Pazar günü yapılacak temayülün ve bu akşamki toplantımızın ilimiz için hayırlara vesile olması temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Adım Hasan Kan, 1982, Diyarbakır, Ergani doğumluyum. İlkokul mezunuyum, evli ve iki çocuk babasıyım. Benim milletvekili adayı olmamdaki amaç AK Parti davasıdır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan davasıdır. Osmanlı'nın kuruluşu Bilecik'ten Ankara'ya dirilişe gitme davasıdır. Ben bu dava içinim ve bu davanın divanesiyim. Ülkemin gecelerini aydınlatan bu eşsiz ampulün altında bizim kaderimiz hep yokuş yukarı tırmanmak olsa da sonsuza kadar bu dava için varım. Tüm engelli ve engelli yakınlarında aramızda olduğunu, yanımızda olduğunu belirtir. Hepinize saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Hepinize hayırlı geceler, geceniz mübarek olsun. ...2015 yılı içerisindeyiz. Haziran ayı içerisinde yapılacak olan milletvekili seçimlerinde Bilecik'imizin sizlerin temsilcisi olabilmek arzusuyla karşınızdayım. Elbette çok değişik bir milletvekili profili çizmek istiyorum eğer vekalet bana verilecek olursa ve ben milletimin vekili olmaktan, siz değerli Bileciklilerin, AK Partili kardeşlerimin vekili olmaktan büyük şeref ve onur duyacağımı arz ediyorum sizlere. 7 Haziran'da Türkiye tarihi açısından, bölgemiz tarihi açısından önemli bir seçimi hep birlikte yapacağız. Bu seçimde Bilecik milletvekili olabilmek için, Bilecik milletvekili listesine girebilmek için adayı olmuş bulunmaktayım. Bu seçimler sadece Türkiye için değil, sadece Bilecik için değil, Türkiye'nin coğrafi komşuları, akraba toplulukları ve dünyada Türkiye'den ümidi olan diğer ülkelerin insanları için önemli bir seçim olacak. Hepimiz, bütün arkadaşlarım, bütün teşkilat mensuplarımız bunun bilinci içerisinde. AK Parti'de siyaset yapmak, AK Parti'de teşkilatlarımızda görevde olmak, AK Parti'de her kademede görev yapıyor olmak, milletvekili adayı olmak, milletvekili adayı olmak, milletvekili olmak ilkeli bir duruş gerektirir. Bu ilkelerin hepsini siz değerli dava arkadaşlarım çok iyi biliyorsunuz. Her şey millet için, her şey Türkiye için hizmet sevdasıyla yola çıkan kökü maziyle tarihin engin derinliklerinde milletin temel değerlerini esas alan halka hizmetin, hakka hizmet olduğu anlayışıyla yola çıkan AK Parti'mizin, memleketimizin her tarafında yaptığı atılımlarla, sağladığı başarılarla Türkiye'mizin bahtını açmış, umutlarını yeşertmiştir. Herkesin yarınlara daha güvenli, baktığı büyük gelişime ve değişime sebep olmuştur. Hep birlikte yeni Türkiye hedeflerine giden yolda karşılaşılan engelleri aşmak, güçlükleri yenmek için daha büyük bir güce ihtiyacımız vardır. Bu gücü teşkilatımızdan alacak, sonuca ulaşacağımız konusunda inancımız sağlamdır.
AK Parti saflarında sizlerle omuz omuza vererek bu zorlu fakat kutsal yolda birlikte yürümek için geldim. Bu süreçte tüm aday adayı arkadaşlarıma hayırlı olsun diliyorum. Bu kutsal davada yer aldıkları için kendilerine başarılar diliyorum. Ben buradan sizlere sizlerin gönüllerini okşayacak sözler söylemeyeceğim. Bilindiği üzere Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendi 400 milletvekili hedefi koydu bize. Neden? Şunun için. Yeni anayasayı yapabilmek için, meclisteki çoğunluğu sağlayabilmek için, sesinin daha gür çıkabilmesi için, elini masaya daha gür vurabilmesi için, daha sert vurabilmesi için bizden bunu istedi. Bizler iki milletvekilini çıkartmak zorundayız. Olmazsa olmazımız bu. Benim de hedefim bu. Başkaca bir hedefim yok. Tabii ki eğer takdir buyururlarsa, milletimiz de teveccüh gösterirse, halkımız da teveccüh gösterir, biz bu göreve getirilirsek, milletvekili olmanın tüm gereklerini yerine getireceğiz. Değerli dostlar, 7 Haziran 2015 seçim olmanın ötesinde bambaşka bir şey demiştim. Evet, Türkiye dönüm noktasında, yol kavşağında. 7 Haziran'da Türkiye bir kararını verecek. Ya eski köhnemiş yöntem modeline devam edecek ya da yepyeni bir yönetim modeline geçecek. Ya da ayağında prangaya dönüşen bu sisteme mahkum olacak ya da prangaları atarak yepyeni bir sistemle yepyeni bir yoluna, yani gelecek Türkiye'ye yoluna devam edecek. Bu yeni modelin, bu gelecek sistemin, yeni sistemin adı başkanlık sistemi. Başkanlık sistemi, birçok biraz önce saydığım misyonun bütün liderleri başkanlık sistemini savunmuştur. Sayın Genel Başkanımız da, Sayın Cumhurbaşkanımız da bu sistemi savunmaktadır. Ve Türkiye için, Türk milleti için en doğru sistem budur. Türkiye bu 7 Haziran seçimlerinde bu kararını verecek. Ya Türkiye eski sisteme, vesayetçi sisteme mahkum olacak ya da yeni gelecek umutlarla, yeni enerjiyle yeni yoluna devam edecek. 2023 vizyonunu yakalayarak dünyadaki en büyük 10 ekonomi arasındaki yerini alacak. İşte 7 Haziran'da Türkiye bu seçimini yapacak. Değerli dava arkadaşlarım, 2001 yılında başlayan siyasi hayatımı, AK Parti'de başlayan siyasi hayatımı bugün hiç aranızdan ayrılmadan, hiç kopmadan devam ettiriyorum. Her zaman belirttiğim gibi partime bir dava hareketi olarak baktım. Bu davanın bir neferi oldum. Bu görevi şerefle sürdürdüm. Bu can bu tende olduğu sürece de bu görevi sürdürmeye devam edeceğim. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Merhum Ziya Paşa diyor ki, ailesi iştir kişinin, lafa bakılmaz. Yani laf konuşmaya gerek yok diyor. Kişinin yaptıkları, geçmişte yaptıkları, gelecekte yapacaklarının teminatıdır. Bizim 13 yılda partimiz için yaptıklarımız da ortada hamdolsun. Dava arkadaşlarım olarak yaptıklarımla övünebilirsiniz sevgili arkadaşlarım. Şimdi değerli arkadaşlarım, 7 Haziran akşamına kadar bizi zorlu bir süreç bekliyor. Neden zorlu bir süreç bekliyor? Hepimizin gözü önünde cereyan eden olaylar var. Zorlu geçecek bu seçim. Bu seçimin zorlu geçmesi için de muhalefet elinden gelen her şeyi yapacak. Basit olaylar kaşınacak. Gezi olayları gibi benzer olaylar tertiplenecek. Ve netice itibariyle birlik beraberliğimizi bozacak hareketler oluşabilecek. Ama bizler inşallah bu hareketlere bilecik olarak, AK Partililer olarak prim vermeyeceğiz. Ve onlara
şöyle diyeceğiz. Yeniden darbeler dönemini size yaşatmayacağız. Siyasi arenada ben değil biz olmak için, hemşehrilerimin hizmetkarı olmak için buradayım. Gönüllerde kalıplaşmış, buzlaşmış, kalıplaşmış, sertleşmiş buzları eritip insanın rengine, dinine, diline bakmadan yaradılanı yaradandan ötürü hoş görerek el ele gönül gönüle hizmet için bu yoldayım. İstanbul'dan neden adaysınız diye çok soru alıyorum. Bunun cevabını burada sizlere tekrar açıklamak istiyorum. İstanbul siyasetini memleketimde yaşatmak için buradayım. Bu toprakların insanıyım. Bu topraklarda sizler hemşehrilerim olarak beni tekrar kalplerinize, gönüllerinize koyabileceğinize inanıyorum. Çok değerli arkadaşlarım, biz siyaseti bir hesap makam mevki için bu zamana kadar yapmadık. Uzun yıllar bu teşkilatların içerisinde dava arkadaşlarımla, yol arkadaşlarımla beraber hizmet ettik. Bu sefer genel merkez teşkilat başkanlığıyla yapmış olduğumuz görüşmeler neticesinde bizim gibi 30 arkadaştan fazla en uzun il başkanlığı yapan arkadaşlara dediler siz aday aday olun. Bize oy takdir edildi. Biz dedik emir eliyiz. İsterseniz bize teşekkür edin, bırakırız, devam ederiz. Hangi alanda görev verilirse veya hiç verilmese hiç önemli değil. Biz bu canda, bu bedende bu can durduğu sürece, bu nefesi aldığımız sürece bu davanın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz. İlla makam mevki söz konusu değil değerli arkadaşlar. Biz şunu söylüyorum, ilin her tarafını karış karış defalarca gezmiş kişi olarak söylüyorum. Teşkilat mensubu arkadaşlarla defalarca çalışmış kişi olarak söylüyorum. Halkı yakinen tanıyan kişi olarak söylüyorum. Milletimizin dertlerini, problemlerini, ilimizin problemlerini bilen kişi olarak söylüyorum. Şunu yapacağız Allah'ın izniyle 100 defadan fazla da çok değerli kurucu genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı dinlemiş kişi olarak söylüyorum. Onu kendime bir örnek almış kişi olarak söylüyorum. Onun gibi dik duruşumuzla, kararlı adımlarımızla inşallah bu ilimize ihtiyacı olan her türlü projeyi ve hizmeti yapmak için yola çıktık. Ama burada yapacağımız en önemli şey nedir? Halkın isteği, talebi nedir? Teşkilat mensubu arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz istişareler neticesinde ne yapmamız lazım? Hangi kararı almamız lazım? O doğrultuda, o anlayışla siyaset yapacağız. İnşallah farklı bir milletvekili olmaya talibim. Bana bu görev verilirse değerli arkadaşlar, Bilecik'i ayağa kaldıracak büyük projeler yapmak için bu göreve talibim. Bilgi birikimiyle, bu zamana kadar geçmişte edindiğim tecrübelerle, sizlerle beraber inşallah halkın içinde yaşamış, teşkilatlarca yıllarca görev yapmış kişi olarak inşallah milletvekilliği bize nasip olursa, Yaradan Mevlam nasip ederse, halkımız da takdir ederse inşallah bu millete o alanda hizmetkar olmaya sizlerle birlikte devam edeceğiz. AK Parti çatısı altında yapmış olduğumuz siyaset, 1071 yılından itibaren bu toprakların yegane sahibi olan kardeşliğin binlerce yıl daha sürmesi için hak yolunda elimizden geleni ziyadesiyle yapmaktır. Bu aşamada biz Bilecikliler olarak bu görevi iki milletvekili çıkararak göstermemiz gerektiğine inanıyorum. Vatana hizmet konusunda ayaklarım ve bedenim her zaman bu topraklarda kalacak olsa da vatanım için yeni ufukların keşfi için aklım, zihnim tüm dünya üzerinde söz veriyorum ki basmadık yer bırakmayacağım. Şahsen şunu belirtmek isterim. Hali hazırda mesleğim icabında birçok kişi ve kurumun vekilliğini yapıyorum. Milletimin vekilliğini de milletime yaraşır şekilde yapacağıma söz veriyorum. Milletimizin sorunlarına milletimizin en yakınında olarak çare arayacak, bugüne kadar edindiğim bilgi ve tecrübenin tümünü tüm enerjimle beraber faydalı bir vatan evladı olma yolunda kullanacağım.